Herkese merhabalar, ben Onur Alp Aydın. Bugün akıllı cihazlar için antivirüslerden bahsedeceğiz. 5 tane en iyi antivirüsü sıralamadan önce akıllı cihazlarda antivirüs kullanmalı mı yoksa kullanmamalı mı, biraz bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz çok uzun zamandır Windows gibi işletim sistemleri kullanıyoruz ve bu Windows gibi işletim sistemleriyle bugün kullandığımız akıllı cihazlardaki işletim sistemleri birbirinden çok daha farklı. Günümüzde yapılan işletim sistemleri daha önceki işletim sistemlerinden ders çıkarılarak yapıldığı için bugünkü akıllı cihazları kolay kolay hacklemek ya da en azından veri çalmak o kadar da kolay değil. Bunun için daha farklı mimariler kullanılıyor. Bu malware'ları ya da yani kötü amaçlı yazılımları devre dışı bırakmak için birçok şey yapılıyor. Bunlar için yapılması gereken bir tane ana neden var. O da farklı kaynaklardan, yani eğer Android kullanıyorsanız Google Play, iOS kullanıyorsanız App Store gibi kaynaklar dışından mümkün mertebe uygulama kurmamaya çalış. Gerek Google Play yani Android'de, gerekse Apple Store'da bunu kurmanız için farklı işlemler yapmanız gerekiyor. Normal fabrika çıkışı cihazlarda bunu zaten yapmanıza izin vermiyor. Siz daha sonra eğer bunu yapmak istiyorum derseniz farklı işlemlerin ardından yapabiliyorsunuz. Birincisi bu. Eğer normal bir kullanıcıysanız ve farklı uygulamaları .app soyadıyla indirip kurmuyorsanız, aslına bakarsanız çok da fazla sorun yaşamamanız gerekiyor. Ek olarak eğer Google Play Store üzerinden ya da App Store üzerinden uygulama indiriyorsanız bir şey daha dikkat edebilirsiniz. O da belirli geliştiricilerden indirmek. Çünkü örnek vermem gerekirse Google Play Store üzerine kabul edilmiş bazı uygulamalar her ne kadar kötü amaçlı olmasa da işletim sisteminizi çok yorabiliyor ya da sizin haberiniz olmadan SMS gönderebiliyor. Çünkü siz bu uygulamaları kurarken belirli izinleri veriyorsunuz ve bu belirli izinleri genelde okumadan verdiğimiz için de bu şekilde sonlanmalar olabiliyor. Eğer apps iOS'i ve Android'i karşılaştıracak olursam iOS'in bu konuda çok daha güvenilir olduğunu söylemek durumundayım. Çünkü bazı noktalarda uygulamaların gerçekten iyi mi kötü mü çalıştığını ya da zarar verip veremeyeceğini kendisi keşfederek size bunun için izin alıyor, biliyorsunuz. İşte bu mesela uygulama size güncellemeleri göndermek istiyor diyebiliyor, kontaklarınıza ulaşmak istiyor diyebiliyor ve benzerleri. Benzer şeyler Android üzerinde de var, fakat Android kullanıcıya biraz daha geniş bir imkan sunduğu için bazen bu noktalar Android'e iOS oranla gözden kaçabiliyor. Dolayısıyla eğer güvenliği çok fazla kafaya takıyorsanız iOS bir cihaza yönelmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Fakat genel olarak normal bir mainstream, yani ana akım kullanıcısıysanız, gidip farklı uygulamaları kurmuyorsanız doğrusu antivirüsler o kadar da fazla işinizi görmez diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz hadi 5 tane antivirüs uygulamasını izleyelim, görelim. Dilerseniz listemizin 5. sırasından başlayalım. Şu an gördüğünüz 360 Security Antivirüs Free, yani bedava olan versiyonundan bahsedeceğim. Şimdi bunların artılarından ve eksilerinden bahsetmem gerekirse, öncelikle bu versiyonun, yani bu antivirüsün ücretsiz olduğunu söyleyelim. Kendi içerisinde reklam veriyor, fakat ücretsiz olması doğrusu buna affettiriyor. Bir diğer güzel özelliği, tehlikeli dosyaları kendisi otomatik olarak siliyor eğer herhangi bir risk görüyorsa. Ve size bazı önerilerde bulunuyor. Yani bu dosyayı sileyim mi ya da şunu şöyle yaparsanız sizin için daha güvenli olur gibi farklı özellikler veriyor. Güzel bir özelliği, eski kullanılmayan ya da zarar görmüş bazı dosyaları kendi kendine silmesi ve silinmemiş gereksiz dosyaları, yani kullanmadığınız ya da pek de faydası olmayan dosyaları ek olarak siliyor. Ve şöyle de bir güzelliği var ki Android üzerinde WebView adı verilen bir tane şey vardır, pencere vardır. Bu pencere eğer uygulama içerisinde varsa sizi farklı web sayfalarına yönlendirip buradan bir şeyler indirtebilir. Bu konuda da önlem almış 360 Security Antivirus Free. Kötü bir özelliğinden bahsedeyim. Telefonunuz eğer çalınırsa bu konuyla ilgili yapılacak hiçbir şey yok. Bu antivirüs herhangi bir şekilde telefonunuzun çalınması durumunda size yardımcı olmuyor. Ve ek olarak şu indirilme sayısına da bakacak olursanız 4.800.000 kişi bunu onaylamış ve 1 milyonun üzerinde de beğenilme var. Arayüz olarak da oldukça basit, cihazınızı bulabiliyorsunuz bu arada. Nerede olduğunuzu da ek olarak gösteriyor. Application Manager, yani uygulama yöneticisi gibi şeyler var. Call ve SMS filtreler koyabiliyorsunuz. Yani arama ve SMS filtreleri koyabiliyorsunuz. Ve Data Monitoring, yani şu anki veriyi genel olarak görebilmenizi sağlayan farklı özellikleri var. Aşağılara pek inmiyorum. Bazı Türk kullanıcılar biliyorsunuz bir yıldız verip bazı küfürler edebiliyorlar. Fakat 5. sıradaki bu uygulama oldukça başarılı ve ücretsiz olması da göz dolduran bir özellik. Hadi dilerseniz şimdi 4'e geçelim. Listemin 4. sırasında Andoro Helm Antivirüs adlı geliştiricinin
Antivirüs adlı uygulaması var. Bu uygulamanın biraz artılarından bahsedelim. Bu arada bunun paralısı da var, ücretsizi de var. Ama esası, yani daha fazla özellik sunanı tabii ki ücretli versiyonu. Taramayı yapabiliyorsunuz ve bunun güzel özelliklerinden bir tanesi de aynı zamanda gerçek zamanlı bir tarama yapabiliyorsunuz isterseniz. Böyle bir özellik var. Telefon kilitleme gibi bir opsiyonunuz var. Eğer olur da hani telefonunuz çalınırsa telefonunuzu kilitleyebiliyorsunuz. İşte farklı özellikleri de kullanabiliyorsunuz. İsterseniz sonra telefonu takip edebiliyorsunuz. İnternet üzerinden nerede olduğunu gösterebiliyorsunuz. Şöyle bir güzelliği var. Eğer paralı versiyonunu kullanıyorsanız, olur da sizin bu uygulamanızı hırsız silerse, bu cihaz kendi kendine uygulamayı tekrar kuruyor. Bu şekilde sizin cihazınızı takip etmeniz için yine size imkan sağlıyor. Ağdata monitörü var. Network monitör normalde diğer uygulamalarda yok. Fakat burada sunulmuş. Kötü özelliklerinden bahsedeyim. Çok pahalı. 100 dolara kadar çıkabilen fiyatları var. Bu eksi bir neden. Bu kadar fazla antivirüs varken kimsenin 100 dolara kadar fiyat vereceğini düşünmüyorum. Bir de şöyle bir özellik var. Paralı versiyonunda bazı parasız olan uygulamaların sunduğu özellikleri vermiş. Dilerseniz şöyle bir bakalım. Privacy Protector, yani gizlilik verebileceğinizi buradan belirleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi her uygulamanın hangi izinleri istediğini de yine Android Permission gibi farklı şeylerde görebiliyorsunuz. Hadi dilerseniz şimdi 3. sıraya geçelim. Listemizin 3. sırasında Trust & Go'nun Antivirus & Mobile Security adlı uygulaması var. Biraz artılarından bahsedecek olursak standart tarama ve malware özellikleri var. Yani genel olarak bir tarayabiliyor ve eğer tehlikeli farklı uygulamalar varsa bunları size belirliyor. Güvenli internette gezme özelliği var ki bu güzel bir şey. Olası tehlikeli internet sitelerinde farklı dosyaları telefonunuza indirilmesini engelleyebiliyor. Veri yedekleme güzel bir özellik. Dilerseniz aramaları, SMS'leri ya da kişileri yedekleyebiliyorsunuz. Cihaz yerini dilerseniz belirleyebiliyorsunuz. Yani eğer olur da telefonunuz çalınırsa cihazınızı yapabiliyorsunuz. Yerini belirleyebiliyorsunuz ve uzaktan datalarınızı yedekleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik var. Oldukça hoşuma gitti. Hırsızın kim olduğunu görmek için ön kamera üzerinden fotoğraf çekebiliyorsunuz. Olur da telefonunuz çalınmışsa hırsızın kim olduğunu bu şekilde bulabiliyorsunuz. Kötü bir özelliği var. O da silerken çok fazla uğraştırması. Olası bir çalınma durumunda kolay kolay silinmesin diye silmeyi oldukça zor yapmışlar. Mesela bakın burada kişisel bilgilerinize erişmek isteyen bir uygulamadan bahsetmiş. Tehlikeli olduğunu bahsediyor. Burada backup, yani yedekleme kısmından bahsediyor. Bir screenshot koymuş. Burada App Manager kısmı var. Uygulamaları dilerseniz görebiliyorsunuz. Ve bu da genel olarak güvenlik arayüzü bu şekilde. Evet, listemizin ikinci sırasında Avast'ın Mobile Security and Antivirus adlı uygulaması var. Dilerseniz hemen önce biraz artılarından bahsedelim. Şimdi ücretli kısmında çok fazla size özellik tanıyor. Eğer bu uygulamaya para verip alacaksanız oldukça fazla özelliği de beraberinde getirdiğini söyleyelim. Ve şöyle bir güzel kısmı var ki mesela para verdiniz ve aldınız. Gelecek yıl yine bunu alacağınızda %50 daha ucuz alabiliyorsunuz. Bundan sonraki yıl tekrar %50 daha ucuz alıyorsunuz. Bu şekilde daha uzun süreler bu uygulamayı kullanmanızı sağlıyorlar. Eğer profesyonel bir antivirüs kullanıcıysanız, yani bilgisayarda da kullanıyorduysanız, root kullanıcısının size sunduğu yani temel kullanıcı özelliklerine erişebiliyorsunuz. Mesela firewall gibi özellikleri yönetebiliyorsunuz ve benzeri birçok şeye erişebiliyorsunuz. Bu uygulamanın düşük sisteme sahip olan cihazlar için çok da verimli olmadığını söyleyeyim. Yani iyi bir cihazınız varsa Avast'ı kullanmanızı öneririm. Ve gerçek zamanlı taramasının da çok verimli olmadığını ek olarak söyleyebilirim. 2,5 milyon kişinin onayını almış ve gördüğünüz gibi 939 bin kişi de bunu beğenmiş. Dilerseniz şöyle biraz arayüzüne bakalım. Shield Zone bu arada bir tablet görüntüsünden bahsediyor. İşte yukarıda dashboard, genel kısım var. Virüs tarayıcısı var. Anti hırsızlık var. Backup alma kısmı var. App locking var. Yani uygulamaları kilitleyebiliyorsunuz. Size önerilerde bulunabiliyor. App'leri yönetebiliyorsunuz. Firewall özellikleri var. Ve network üzerinden çeşitli veriler veriyor size. Hadi dilerseniz şimdi listemin tepesindeki uygulamayı bir görelim. Evet, en üstte tabii ki AVG'nin antivirüs security'si var ve bedava olan kısmı var şu an. Tabii bunun paralısı da olduğunu söyleyebilirim. AVG inanılmaz sayıda indirilmiş bir uygulama. Bunu söyleyelim. Dilerseniz hemen biraz artılarından bahsedeyim. Bedava olan versiyonu temel olan özellikleri taşıyor. Çok geniş bir şey beklememenizi öneririm.
Antivirüs, anti-phishing ve anti-malware gibi özellikleri taşıyor. Şimdi antivirüs nedir? Virüsü zaten biliyoruz. Phishing nedir? Örnek verelim, mesela size bir tane e-posta geldi. Bu e-posta üzerinde Hotmail şifrenizi şuraya yazın ki bilmem ne işte güncelleyin şeklinde bir e-posta geldi. Siz de bunun gerçekten Hotmail'dan geldiğini sanıp yazabilirsiniz şifrenizi. Bu da direkt otomatik olarak hackerların eline geçebilir. Yani gördüğünüz her şeye inanmamanız gerekiyor. Antivirüs Security, AVG'de bunu sizin için engelliyor. Bu da güzel bir şey. Anti-malware dediğimizde kötü niyetli yazılımlar için bir tarama yapıyor. 100 milyondan fazla indirilmiş. İnanılmaz sayıda indirilen bir uygulama. Ve 4.4 almış 5 üzerinden. Ki gördüğünüz gibi de 3.2 milyon civarında yıldız verilmiş. Oldukça fazla indirilmiş bir uygulama. Çok geniş bir şey var, listesi var. Çok fazla opsiyon olduğunu da ek olarak söyleyeyim. Kötü özelliklerden bahsedecek olursam, birçok özelliği sadece Stockroom'da çalışıyor. Yani örneğin Samsung kullanıyorsanız, bir touch zarar yüzüne sahipseniz ya da işte AMUI kullanıyorsanız ya da işte HTC kullanıyorsanız, Huawei kullanıyorsanız bu gibi şeylerde birçok özelliği çalışmıyor. Çünkü Stockroom üzerinden çalışması üzerine programlanmış. Bu bir sıkıntı. Eğer Stockroom kullanıyorsanız tabii sizin için de biçilmiş kaftan, onu da söyleyeyim. Basitlik arayanlar için değil. Çok fazla özellik olması ne yazık ki bu işin biraz basitliğini kaçırmış. Şuradan da arayüzüne bakacak olursanız işte hemen tara, ne bileyim işte başka bir cihazı şey yap, işte keşi sil, task killer, battery consumption yani batarya tüketimi, storage'ın yani bu depolama alanının kullanımı ve data planı gibi farklı şeylere erişebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki benim listem bu arada. Onun da altını çizeyim. Eğer sizin listeniz varsa bunu da ek olarak bana belirtin. Benim bu listemdeki bütün uygulamaları bu arada aşağıdaki açıklama kısmından indirebilirsiniz. Genel olarak bu antivirüs uygulamalarına söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Eğer herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir uygulama öneriniz varsa lütfen hemen aşağıda bulunan yorumlar kısmına yazın. Bunları gerçekten ciddi alıyorum. Bu benim derlememde sizin kullandığınız antivirüs uygulamaları varsa beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz şeylerini, yanlarını lütfen hemen yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde şu şeride tıklayarak kanala abone olursunuz. Bu şekilde yeni videolardan da haberdar olursunuz. Son olarak da facebook.com/onuralpaydin.ince adresinden en yeni teknoloji haberlerini alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.